What the fuck? Terör saldırısında şehit olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ahmet Rogoyucu'nun Necip Fazılşehir Hastanesi morgundan alınan naaşı, konvoy eşi Nedul Kadiroğlu ilçesindeki Elmalar Mahallesi'nde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, şehidin babası Habib ve oğlu Hakan Dokuyucu'ya sarılarak gözyaşlarını silip teskin etmeye çalıştı. Şehidin 16 yaşındaki oğlu Hakan Dokuyucu da "Baba, olmadı baba ama gözün arkada kalmasın" sözleriyle acısını dile getirdi. İl Müftü Yardımcısı Davut Bulat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı zabıtaların omuzlarında tekbirler eşliğinde taşındı ve mahalle mezarlığına defnedildi. Tekrar hatırlatmış olalım sevgili seyirciler. Şehidimiz İstanbul'daki gerçekleşen saldırıda şehit düşen 43 vatandaşımızın içlerinden bir tanesiydi. 39 yaşında, evli ve 4 çocuk babasıydı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak daha sonra şehit evine gelerek aile yakınlarına taziye dileklerini iletti. Törene Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Uğur Bülent Acarbay, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulukadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Timuçin Alper, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, CHP İl Başkanı Esat Şengül, MHP İl Başkanı Süleyman Öner, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.